Derin nefes alın. Tutun nefesinizi lütfen. Rahat nefes alabilirsiniz. Şimdi hemen çekildi mesela. Şimdi 128 kesit olduğu için çok hızlı çekiyor yani. Çok kısa sürede çekiyor. Mesela bunu parantez penceresini açabilir miyiz? Mesela bu hastada ben COVID var mı? COVID var mı yok mu? Ben sana hemen bir iki saniye açabilirim. Söyleyebiliyorum. Şimdi mesela bunun ETS'ini hemen açalım. Ben bu hastanın şöyle indirelim. Bakın akciğer görüntüsü. Bu siyah alanlar sağlıklı alanlar. Bakın burada COVID tutumları var. Şu beyaz yerler var ya. Şu beyaz alanlar. Buralarda var, görüyor musunuz? Şimdi biz anında bu hastada mesela COVID tutulumu olduğunu anladık. Bu hastanın ne testini beklememe gerek var ne bir şeyini. Bu adamın hemen ben COVID tanısını koydum şu an. Bir iki saniye içinde ve tedavisini planlayabilirim. Bu anlamda radyoloji gücümüz çok kıymetli. Bu beyaz alanlar COVID'in etkilediği alanlar. Yoğun bakım demek, bakım demek. Hemşire için, hekim için daha yoğun tedavi. Hemşirenin daha fazla hastayla ilgilenmesi. Çünkü hasta tümüyle yatağa bağımlıdır. Tümüyle bize muhtaçtır. Her ihtiyacını biz gidermek zorundayız. Koronavirüs salgınının tekrardan güç kazandığı günlerde arkadaşım Sedat Elbasan'la beraber yaklaşık 3 ay sonra tekrardan bir hastanenin yoğun bakımındayız. Bu sefer Sancaktepe'de bulunan Profesör Doktor Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ndeyiz. Şöyle 6000 civarı orada uygulamaya çalışılıyor. Şu an test pozitifliği %20'lerde falan bile çıkış oldu. Hakikaten şüphesiyle ilişki. Yandaki cihaz ventilatör cihazımız. Hastamız entübe ve şu an solunum cihazına bağlı. Başındaki pomplarla idame maalesef, alda tedavileri, onları sağladığımız pomplar. Bunun aslında yaşı yok. Yani şöyle yaşı yok. Daha çok biz yaşlı ve ilk hastalığı olanlar söylüyoruz ama gençlerini de tutuyor, hamileyi de tutuyor, çocukları tutuyor. Oransız olarak daha az olsa da şöyle düşünün, %1'den bahsediyoruz. Ama %1 sizin çocuğunuzu tutarsa bu sizin için %100 oluyor. Ve milyon üzerinden kurduğumuzda bu sabit mi? O yüzden yüzdelere takılmayalım. Yani küçük bir risk olsa evet, bu risk de başımıza gelirse kötü bir hadise. Ama da bir şey yaşatmasın. Bak şimdi 18 yataklı koridor, bir yoğun bakım orada, bir yoğun bakım burada, bu şekilde böyle bir yok yok. Şimdi bir tanesine gidiyoruz. Burada boşada var mıdır? Yok. Burada sağda olur mu? Yoğun bakım için. Şimdi bak. Her biri yoğun bakım odası. Bakın tek tek tek. İki kapıdan geçiliyor. Yoğun bakım doluluk olarak... Doluyuz. Doluyuz, full. Boş yerimiz yok. Ölüm olarak, vefat olarak peki son aylarda arttı herhalde değil mi? Evet, bu süreç şey, böyle hem meşakkatli, niye meşakkatli, uzun süren bir süreç. Bir de çok multifaktöriyel, yani şöyle multifaktöriyel, bütün organları tutan bir hastalıktan bahsediyoruz. Yani aslında yoğun bakımdayken belli zaman sonra bu işte böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, bütün organlar etkilenmeye başlıyor. Serviz hastasında bunun evet akciğer bizim en büyük problemimiz ama şimdi nörolojik tarafı oluyor, psikolojik tarafı oluyor. Hastanın ek hastalıkları varsa bunlara da yöneliyor. Belki işte daha da ek hastalıkları da yönlendiriyor. Yani biz sadece COVID'de değil, bunun hastanın zaten mevcut olan ek hastalıkları yaşıyoruz. Yani bir de tedavi getirdiği bazı sıkıntılar onlara da yoğunlaşıyoruz. Aslında böyle çok gidip çok kompleks bir süreçten bahsediyoruz. Yoğun bakımların içinde hepsinin kameraya var. Biz aslında 24 saat kamerayla biraz sonra göstereceğim takip ediyoruz. Merkezi monitör var. Şimdi o merkezi alana gidelim birlikte. Yoğun bakım demek, bakım demek. Hemşire için, hekim için daha yoğun tedavi demek. Hemşirenin daha fazla hastayla ilgilenmesi demek. Çünkü hasta tümüyle yatağa bağımlıdır. Tümüyle bize muhtaçtır. Her ihtiyacını biz gidermek zorundayız. Dediğim gibi. Kolaylısı arkadaşlar. Nasılsınız? Yardıma ihtiyaç var mı? Kolaylısı. Bak şimdi bahsettim ya. Biz buradan kamerayla tüm hastaları görebiliyoruz. Buradan da bütün hastaları
dijital bilgiler. Yani işte kandaki oksijen, beynin saturasyonunu, kalp atımını, tansiyonu buradan takip ediyoruz. Kamerayla da hastaları tek tek burada izleyebiliyoruz. Sen mesela istersek hastanın diline odaklı, mesela bir hastanın odasına odaklanabilir miyiz? Mesela buradan hastayı izleyebiliyoruz. Bu niye önemli bizim için? Her hasta uyumuyor sonuçta. Yani bazı uyanık hastanın işte kendi başına bilinçsel terapi ihtimali var. Ya da buradan işte adamlar bir sıkıntı olduğunda kamerayla çok çek edebiliyoruz hastaya bir yanına gidip bakmaktan. Bu çok büyük bir avantaj. Niye? Bu odalarımız tek kişilik olduğu için hastanın yanında her daim bir sabit durmuyor. Bu büyük bir kazanım bizim için. Diğer bir konu, zaten hastanın her duygularında anormal bir bozulma olduğunda biz buradan hemen onu görebiliyoruz. Bu da belli bir süre zaten İstanbul'larda defoluyor. Hafızasında tutuyor. O anlamda hani hasta güvenliği açısından oldukça iyi bir kurgu yapılmış burada. Bakım saatlerimizde daha uzun kalıyoruz. 24 saatte bir hastalarımızın genel bakımları, rutin hijyenini sağlamak için. Günlük çünkü hijyen eksikliği olabiliyor yoğunluklu hastalarda, öz bakım eksikliğini gidermek için. Günlük bakımlarımız, hafta sonu banyolarımız ve tıraşlarımız yapılıyor. Hafta içi her gün çarşaflarımız hafta sonuna dahil olmak üzere değişiyor. Kirlendikçe tekrar değişiyor. Ama minimumumuz günde bir kere çarşaflarımız illaki değişiyor. Tırnaklarımız uzuyor uzun süre yatışlarla tırnaklarımız kesiliyor. Özellikle ağız bakım saatlerimiz günde en az 6-8 defa hemşire olarak bunları yapıyoruz. Hasta diyaliz alırken, bakın şu an diyaliz alıyor. Böyle cam alanımız var. Hemşire arkadaşımız burada onu devamlı takip edebiliyor. Yani hastanın COVID'li olduğu için yanında durmuyor. Yaptığımız cam şeyiyle, ayrıntısıyla biz diyaliz alan hastayı devamlı buradan takip edebiliyoruz. Bu mesela diyaliz koridoru bize niye sağladı? COVID pozitif olan hastayı diyaliz merkezleri kabul etmek istemiyor. Biz iki tane negatifliğini görene kadar burada hastaların düzenli diyalizlerini verebiliyoruz. Şu an mesela arkadaşımız aspirasyon işlemi yapacak. Tüp içindeki aspirasyon demek şu an tüp ve akciğere bağlı o tüpün içinden akciğerdeki sekresyonu çekecek. Bu işlemin çok uzun sürmemesi lazım. En fazla 10-15 saniye içinde bitirip hastayı tekrar ventilatöre bağlamamız gerekiyor. Çünkü aslında o cihaz sayesinde. O cihazla oksijen veriyoruz biz hastanın akciğerlerine oksijen veriyoruz. Üçüncü basamak yoğun bakımın bazı kriterleri var. Her hastane için standart. Üçüncü basamak yoğun bakımda bulunması gereken hemşire sayısı, işte bulunması gereken doktor sayısı standart. Biz her bir koridorda bir anestezi uzmanı. Burada üç tane yoğun bakım doktorumuz var bu alanda. Üç tane üç hekim oluyor. Bir tanesi anestezi uzmanı, bir tanesi anestezi asistanı, bir de pratisyen hekimle oluşan bir ekip var. Kaç hemşire oluyor her koridorda? 10. Günlük 10, toplam 36 kişi. Toplam 36 niye? 3 var diye düşünürseniz, bir de bunun hafta sonunda düşünürseniz aslında buraya kurguladığımız her bir personeli 4 ile çarpmak gerekir. Yani mesela ben buraya 3 doktor koyuyorsam bunu 3 var diyeden bir de hafta sonu düşünürsek 12 gibi düşünmemiz lazım. O anlamda aslında her bir koridor ciddi bir personel demek. Onun dışında ciddi bir cihaz yükü demek. İşte merkezi monitör, her bir hastanın başında ventilatör. Yani sağlığımla beraber sizin emeğiniz bir kez daha aslında toplum nezdinde görülmüş oldu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani yaklaşık 8-9 aydır canla başla mücadele ediyorsunuz ve hayatını kaybeden sağlık çalışanları sayısı da 200'ü evet. geçti. Bunlar bizi çok üzüyor tabii ki. Yaşadığımız, bizim de yaşadığımız şeyler oluyor. Arkadaşlarımızdan COVID olanlar oluyor. Ya buradan alıyorlar ya da sosyal hayatlarından alıyorlar. Bunlar tabii ki bizi çok üzüyor. Yani Mart'tan beri yaklaşık COVID'in içindeyiz. Non-stop şekilde çalışıyoruz. Hasta arkadaşlarımız hani başka bir COVID olmasa başka da bir hastalığı olsa inanın kimse işini bırakmadan işine gelip hasta da olsa hemşire odasından ilacını alıyor biraz rahatlamak için sonra hastasına bakmaya devam ediyor. Ciddi bir efor sarf ediyoruz.